billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bilmiyorum kaç sene oldu burada. Gülzar-ı Samini okumaları adı altında biraz tasavvuf, biraz şeriat, biraz tarikat, biraz marifet. Bazen de yolumuz açılırsa hakikat ikliminden sohbet ediyoruz. Sohbet bize ait değil. Daha evvel Cumhuriyet'in ilanından evvel Harput'un makarru ulema olduğu zaman Harput'ta türbesi bulunan İmam Osman Bedrettin Erzurumi'yi Gaddesallahu Sırrahul Aziz'in sohbetlerini zapt etmişler, yazmışlar. Biz de onları biraz bugünkü insanların diliyle anlatmaya gayret ediyoruz. Hazretin bugünkü okuyacağım sohbet bölümünde şöyle diyor. Cenab-ı Hakk'ın lütfu ihsan hazaini de vardır. Lütuf hazineleri vardır. İhsan hazineleri vardır. Bir ayrı hesap. Bir değil, bin değil, milyon değil, trilyon değil. insan aklının ulaşamayacağı kadar hazineler var. Yeter ki sen o hazinelere girmeye azmet. Burayı anlatmak üzere Mevlana Celaleddin Rumi Molla Cami'den de naklederek diyor ki Dünya bir çarşıdır. Senin vücudun bu dünyada bir dükkandır. Sana emaneten verildi. Ama sen farkındasın veya değilsin. Bir kenarına da ucu bucağı olmayan bir hazine koydular. Eğer sen ömür bitmeden o vücut dükkanındaki hazineyi keşfeder çıkarırsan ne ala? Çıkarmazsan başka birisi o hazineyi bulur. Hazine sonsuz. Evvela Cenab-ı Hakk'ın cimrilik sıfatı yok. Allah cimri değil. Cenab-ı Hakk'ın zulüm sıfatı da yok. Allah zalim de değil. Erhamur Rahimindir. Cevvadün Kerim'dir. Onun cömertliğine beşerin aklı ulaşmaz. Ama bir şeyi iyi bileceğiz. Kainatta Cenab-ı Hakk'ın ne kadar hazinesi varsa Hazinenin anahtarlarının iki tane adı var. Biri Celal, biri Cemal. İki hazineden birisini, iki anahtardan birini sen tercih edeceksin. Tercihini sana bırakmış. Cenab-ı Hakk'ın وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدْعُوهُ بِهَا Esma-i Husna'sı vardır. Onlarla Allah'a dua edin diye emrediyor. Esma-i Husna'sında cemal sıfatları, celal sıfatlarından daha fazladır. Çünkü kendisi buyuruyor, sebagat rahmeti gazabi, rahmetim gazabımı sebgat etti. Yeter ki kul azıcık kımıldasın Cenab-ı Hak'tan tarafa. Azıcık, çok değil. Cenneti ala didar mevla hiçbirimizin ibadetinin karşılığı değil. Kainatta ne kadar ibadet varsa tamamını toplasanız Cenab-ı Hakk'ın cennet-i alasının bir metrekaresini etmez. Burayı biraz açacağım. Bazılarına göre hadis-i şeriftir. Deniliyor ki, huffetül cennet bil mekari. Huffetül cennet bil Ve huffetün nar bir şehvat. Bunu iyi hatırlayın ve dışarıda sık sık anlatın. Cenab-ı Hak cenneti alayı yarattı, meleklerine gösterdi. Melekler duhandan oldular. Bayram ettiler. Niye? Dediler ki ya Rabbi bu cenneti ala o kadar güzel bir yer ki senin kulların buraya birbirlerini tepeleyerek giderler. Birbirlerini ezerler buraya girmek için. Daha evvelki sohbetlerimde ben size söyledim. Şu cami-i şerifin içi kadar bir yeri Cenab-ı Hak yeryüzünde şu anda 8 milyar insan var diyorlar. Bu caminin içi kadar bir yeri gösterse Cenab-ı Hak yeryüzünde gavur kalmaz. Hepsi Müslüman olur. O cennete girmek için. Bu caminin içi kadar cehennemden bir yer gösterse Cenab-ı Hak yine yeryüzünde gavur kalmaz. Korkularından. Ha Cenab-ı Hakk'ın asıl maksadı ne cennettir ne cehennemdir. Ne cennettir ne cehennemdir. Ne diyor Hazreti Hüdayi? Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada her biri bir sevdada bana Allah'ım gerek. Biz Allah için yaratılmışız. Bu şifreyi iyi anlayacağız. Sonra Cenab-ı Hak cennetin etrafını nefsin hoşuna gitmeyen şeylerle kuşattı. O nefis hepimizde var. Cennetin etrafında namaz var, oruç var, zekat var, haç var, edep var, haya var, istikamet var bunlarla çevirdi. Bunların hiçbiri insan nefsinin hoşuna gitmez. Nereye kadar hoşuna gitmez? Bu genel kaidedir. Nefsi emmarede hoşuna gitmez. Nefsi levvamede hoşuna gitmez. Nefsi mülhimede birazcık hoşuna gider gibi olur ama hala nefsine mağlup olur. Ama ne zaman nefsi mutmainneye ulaşırsa, bu saydıklarımın hepsi Kur'an'da var. Ve Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Nefse mutmain neden evvel insanla konuşmuyor? Hangi insan nefse mutmainne makamına gelirse Allahu Zülcelal ona emrediyor ya ey eyyetühen nefsul mutmainne. Ey mutmain olan nefis, irci ila rabbik dön Rabbine. radı yeten vardı yeten o senden sen de ondan razı ve karşılıklı o senden sen de ondan razı. Bu safhaya gelince ne olur? fethuli fi ibadi sevdiklerimin arasına gir. Kullarımın arasına gir. Allah'ın özel kullarının arasına gir. Tüm kainat kabul etsin etmesin. Allah'ın kuludur. Ama Cenab-ı Hakk'ın kulum dediklerinin bir nefesi iki cihandan insin cinnin ibadetinden kıymetlidir. Nefesun min enfasil müştakîn tuvazi amel ve galeyin. Hepinizde, hepimizde bu istidat ve kabiliyet vardır. Melekler ağladılar. Niye ağladılar? Cennetin etrafı mekahi, nefsle kuşatılınca dediler ki ya Rabbi bu cennete kimse giremez. Hiç kimse girmez. Namaz, oruç, zekat. Sonra cehennemi yarattı. Melekler çok sevindiler. Niye sevindiler? Dediler ki Ya Rabbi, bu cehenneme kimse yaklaşmaz. Kimse bunun yakın semtine uğramaz. Korkularından uzak dururlar. Ve hüffetinnar bir şehvat. Cehennemin etrafını da şehvat-ı nefsaniye ile kuşattı. Zina var, içki var, alkol var, fuhuş var, yalan var, şöhret var, benlik var, enaniyet var, var da var nefsin hoşuna giden ama Allahu u Zülcelal'ın katiyen sevmediği ne kadar pislik varsa cehennemin etrafında nefis de onları sever. Ezelde nefsin en büyük yardımcısı Cenab-ı Hakk'a karşı İblis aleyhine yani aleyhillâne huzur Rabbul Aleminden kovulunca dedi ki bana izin ver Adem'in evladına ne yapacağımı görürsün. Hadi izin sana. Dedi ki senin zatına yemin ederim ki لَاُزَيِّنَنَّ Le lehum. Senin sevmediğin, mümine yakıştırmadığın ne kadar seyyiat varsa onları süsleyeceğim, boyalı boyalayacağım, sonra onları altın gibi göstereceğim. Hoşuna gider, Allah'a ısırgıtsın. Bir celal sıfatı, bir de celal sıfatı. Peki celal nedir, cemal nedir? Okuyalım bakalım. İnsan gerektir ki hangi hazinenin kapısının anahtarlığını anahtarını aldığını veya hangi kapıyı çaldığını da bile. Kapıyı çalmak var. Ya Ayşe. Ey Ayşe, Allah'ın kapısını çal. Kapı açılır. Daha doğrusu bir genç rabiye i Adeviye annemize gelmiş demiş ki ana canım Allah'ın kapısını çalsam açılır mı? Demiş ki, ''Aa benim canım, Allah'ın kapısı kapalı değil ki açılsın.'' O kapıyı hiç kapamamış ama insanlar kendi elleriyle Allah'a açılan kapılarını kapıyorlar. Herkesin anlayacağı bir dille konuşalım. Günah adına, günah adına Seyit Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin özel notlarını eskimez yazıyla kitaplaştırmışlar iki cilt. Orada okudum. 386 tane cehenneme açılan kapının adını saymış günahlar. Bunların hepsi dine, imana zararlı, cennet yollarını kapatan şeytanın süslediği hastalıklar. Ama bizim hoşumuza gidiyor. Nefsin hoşuna gidiyor. Güzel görünüyor hepsi. Ne buyuruyor peygamber efendimiz? Nice insanlar var ki 60'ına, 70'ine merdiven dayar Herkes der ki bu adam tam cenneti alayı kucakladı artık. Ayağı kayıverir doğru cehenneme gider. Allah'a ısırgasın. Buna ne denilir? Mekri ilahi denilir. Nice insanlar da var ki 60'ına 70'ine merdiven dayar. Ömrünün sonuna kadar şey yapar, isyan eder. Fakat bakarsınız Cenab-ı Hakk'ın hoşuna gidecek bir şey yapar. Efendimiz haber veriyor. Adam diyor Sudan ciğerleri yanmış susuzluktan çölde bir kuyu çıkmış önüne inmiş aşağı suyunu içmiş dışarıya çıkmış ki bir köpek toprağı yalıyor. Dili bir karış dışarıya sarkmış. Demiş ki bu hayvan benim gibi susuzluktan can çekişiyor. Aşağı kadar inmiş ayakkabısını su doldurmuş ağzıyla ısırmış çıkarmış hayvanı sulamış. Cenab-ı Hak o yüzden onun günahlarını affetmiş diyor Peygamber Efendimiz. Hayvan deyip geçmeyin. Bütün Allah'ın mahlukudur. Merhamet edersin, Allah da sana merhamet eder. Unutmayacağınız yaşanmış bir menkıbe anlatayım. Bu sohbet bitmez bugün. Belki iki üç sohbet devam eder. Çünkü çok önemli bir yerdeyiz. Kayseri'de dinledim bu hatırayı. Bizim Maraş alimlerinden biri için anlattılar. Gelmiş, Kayseri'de 15 sene okumuş. 15 sene. Fakat Maraşlıların aklında elif bile yok. Kara kara düşünüyorlar. Herkesin icazet alma zamanı gelmiş. Bu Maraşlı'nın hali ne olacak diyorlar. O da utancından memlekete de gidemiyor. Ben 15 sene okuyayım ama Elif'i bile bilmiyorum diyemiyor. Ben Kayseri'de 5 sene kaldım vaiz olarak. Sonra askere gittim. Kış geceleri çok soğuk olur. Bir kış gecesinde kalkıyor ki bağışlayın bir köpek yavrulamış. İnliyor hayvan. Bir taraftan doğum sancısı, bir taraftan yavruları, bir taraftan hava ısırıyor adeta. Hemen Maraşlı olan molla sağda solda çabut, telis, çoğal ne bulduysa o hayvanın yavrularına bir yer hazırlıyor. Yavrularını hemen oraya koyuyor, hayvanı da oraya rahatlatıyor soğuktan, muhafaza altına alıyor. Hayvan da kıbleye doğru dönüyor, kendine göre bir şeyler söylüyor. Onun dilinden de anlıyor Allahu Zülcelal. Sabahın kalkıyor. Kalkıyor ama Hoca Efendi bir bakıyor ki 15 senedir okulların hepsi aklında. Hocası büyük bir adam. Talebesini denemek için Arapça ibare okuturken bir yerde bir üstünü bir esra, bir esrayı bir üstün yani bir tökezme yapıyor. Hemen bizim Maraçlı, hocam orayı şöyle okuyun diyor. Hoca tebessüm ediyor ama arkadaşları da ya bu bizim kabak gibi Maraçlı. Nereden bildi bunu diyorlar. Hoca biraz ileride bir daha tökezliyor. Yine Maraçlı, hocam orayı şöyle okuyun diyor. Üçüncüye gelince, hoca efendi şöyle demiş. Orijinali duyduğum gibi söyleyeceğim. Sız teras demiş. Gece köpek kıbleye dönüp dua ettiği zaman amin diyen hocandı. Eğer o amin demeyeydi şimdi sen kabak gibiydin. Dünya ıssız değil. Herkes de benim gibi değil. Herkes de benim gibi değil. Bunun gibi tasavvuf kitaplarını açtığınızda milyonla modeller okursunuz. Milyonla örnekleri var. Nice canlılarını da biz şahsen görmüşüzdür. Hangi hazinenin anahtarı elindeyse namaz cehenneme açılmaz. Alkol da cennete açılmaz. Hesabını ona göre yap. Zina ile cennete giremezsin. Şimdi bir kardeş sözü söyleyelim. İsterse bir milyon kitap okuyun. Günahların en küçüğünden, en küçüğü nedir diye biliyorsanız Bazıları günah-ı kebairi küçük günah zannediyor. Günahların en küçüğü de olsa cennete alaya giremezsiniz. Giremezsiniz. Cennete giremez onlar. Ne edip edip? Günahlardan kurtulmak lazım. Neyle kurtulacaksın? Ölmeden evvel tövbe. Cenab-ı Hak tövbe kapısını açmış. Bakarsın bir gün kapayı verir Allah'a esirgesin. Kapayı verir. Hangi kapısını dövdüğümüzü bileceğiz. Gahır hazinesinin kapısını dövene lütuf ve kerem yoktur. Allah'ın gahrının, azabının, cehenneminin anahtarını almışsın, cennete gireceğim diyorsun. Elindeki anahtar cennetin kapısını açmaz. Anahtarına dikkat et. Lütuf, ihsan hazaninin kapısını dövene de Cenab-ı Gazabının, cehenneminin kapısını açmaz. Hele bir kapı açılsın, içeriye gir. Girdiğin zaman anlarsın. Ne diyor Mustafa Fevzi Efendi? Gezebilsen bir kere derunun bağını sen, her bucağında anın cenneti irfan görünür. Derunun bağı dediği uzakta değil. Hepinizde vardır. İş anahtarı alıp onları açmakta. Bakalım nerede anahtar? muhakkak Hazreti Pir söyleyecektir. Hadis-i şerifte şeref varid olmuştur. Men kare al velece. ve Kim kapıyı çalarsa kapı muhakkak açılır. İnsan bir kapıyı döver, o kapıda sebat ederse o kapı kendisine açarlar. Sen ne istiyorsun derler. Açarlar babı hakkı gar eden taliplere ey hak. Gar etmek çalmak demek. Ama sakın ola ki ben diyerek çalmayasın kapıyı. Dak edenler, dak etmek çalmak demektir. Dak edenler babı hakkı ben diyor. Reddolundu sen değilsin ben diyor. De Allah'ın kapısını en aniyetle, benlikle, gururla, kibirle çalanlara kapı açılmaz. İçeriden sen değil ben derler. Allah kapısı gururla, kibirle, benlikle, şöhretle çalınmaz. Neyle çalınır? Tevazuyla, zilletle, hilimle, inkisarla, acziyetle. Acziyetle çalınır. Bayezid Bestami Hazretleri vefat etmiş, adam birisi görmüş rüyada. Nasıl muamele gördün? Ala muamele gördüm. Ne oldu? Demiş ki, Rabbim bana umduğumdan fazla muamele etti. Ama dedi ki, Bayezid bana ne getirdin? Ya Rabbi senin huzuruna gelene ne getirdin demez, denmez. Ne istiyorsun derler. Ama demiş ben sana çok şey getirdim. Benim getirdiklerim senin hazinende yok. Hazinesi çok ama o hazine de acizlik yok. Cimrilik yok. Cenab-ı Hak cevvadın kerimdir. Cömertlerin cömertidir. Acizlik getirdim. Günah getirdim. Fakir getirdim zillet getirdim, inkisar getirdim, tevazu getirdim. İşte bunun gibi şeyler getirdim. Peki diyor Bayazıt bana hangi günah işlemedin? Diyor ki ya Rabbi belki her günahı işlemişimdir ama şirk koşmadım. Onu da yaptın diyor Cenab-ı Hak. Ya Rabbi nerede şirk koştum? Falan zaman midene sancı girmişti. Doktora gittim, doktor sana süt iç dedi. İçtin ağrı geçti. Sabahını sordular. Neden geçti dediler. Sütten geçti dedin. Süte şifayı ben vermeyeydim. Sana nereden şifa verecekti? Şifa doktor mudur? İlaç mıdır? Yoksa her ikisinin Rabbi olan Şafi isminin masarı Hazreti Allah mıdır? Şifayı Allah verir. Doktor vesiledir, ilaç vesiledir, hepsi vesiledir. Şifayı Allah verir. Onu da yaptım diyor. Ama bir hadis-i şerif vardır. Efendimiz buyuruyor ki büyük bir müjde bu. Allah kullarından birisini sevdi mi onun ufak tefek kusuruna, küsuruna bakmaz. seyyatını da affeder. Nisa suremizden bir ayet okuyayım. Bu ayeti okuduğum zaman her zaman diyorum ki özellikle 21. asrın Müslümanlarına Cenab-ı Hakk'ın en büyük rahmet kapılarından birisidir. İn tecteni bu Kemalın Allah'ın size yasak ettiği büyük günahlardan kendinizi korursanız büyük günah içki kumar zina işte onun gibi şeyler yalan faiz Allah kurtarsın Bulaşmayanların nimeti mübarek olsun namazı terk etmek anaya babaya asi olmak gibi büyük günahlardan kendinizi korursanız nükeffir anküm seyyiatikum. Biz sizin günahlarınızın üzerine af kalemini çekeriz. Ve nüdhilkum müdhalen kerima. Kerimleri koyduğum cennete, kerimler kim? Kerimler dört tane. Nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihler. Bunun dışındakilerde sıkıntı var. Ne edip edip? Bu dörtten birinciye giremeyiz. Birinciye giremeyiz ama şöyle bir müjdesi var Peygamber Efendimizin. Allah'ın öyle kulları vardır ki peygamber değildirler. Ama yarın ahirette yubituhum nebiyyun ve siddigun ve ve salihun. Peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler onların makamına gıpta edecek. Bu hangi peygamberin makamı ya Rabbi diyecek. Bunlar kimlerdir ya Resulallah deyince şöyle sayıyor Peygamber Efendimiz. Uzun bir hadis-i şerif. Allah için işte böyle bir araya gelenler. Allah için sohbet edenler. Sohbet deyip geçmeyin. Şeyh Sadiy-i Şirazi şöyle diyor bakın. Sadi'nin sözünü lütfen iyi öğrenin dışarıya götürün. Yek demi sohbet be bemerdanı kuda. Bihter <laughs> saat sal boden dertuga. Allah adamlarıyla bir dem sohbet, yek demiği, bir an sohbet, yüz yıl yaşamaktan evladır. Bakın, şeytan namaza girer ama bu sohbete giremez. Ona yasak var, buraya gelemez. Bura Allah'ın emni emanındadır. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Nerede müminlerden bir cemaat Allah'ı, Resulullah'ı, Kitabullah'ı konuşmak üzere toplanırlarsa Cenab-ı Hak onlara dört şey verir. Bir, illa nezelet aleyhimu sekine. Onların üzerine sekineyi indirir, huzuru indirir, artık şeytan oraya giremez. Gönüllerini huzur kaplar. İki, ve kaffet humul melaike. Melekler sırf bu iş için yaratılmış özel melaike ikiram var. Şimdi bizim bu sohbetimizi bu kameranın arkadaşlar çekiyor ama onların dışında çeken birisi daha var. Melaike-i kiram. Çekiyorlar. Sırf bu için, için yaratılmışlar. Diyor ki peygamberimiz sizin yeryüzünden semadaki yıldız kümelerini gördüğünüz gibi gökte sizi gözetleyip de böyle bir cemaat görünce hemen etrafını sarar o melekler. Arşa kadar kuşatırlar. Ve diğer melekleri de çağırırlar. Helum mu ile derler. Buraya gelin. Aradığımız burada. Haffet hümül melaike. Üç. Ve gaşiyet rahme. O cemaati rahmet denizine daldırır diyor fakri kainat efendimiz. Buhari hadislerindendir. Manasını söylediğim hadis-i şerif. Ve zekerahumullahu fi meninde. Allah onu bu cemaattan daha hayırlı bir cemaatta zikreder. Kim o cemaat? mele-i alaya arz eder. Meley ala izliyor bizi. Bakın der, Adem'i yaratma diyordunuz. Adem'i yaratacağı zaman sordu, yaratayım mı dedi. Projeyi önlerine koydu, denayı. Denayı okudular, yaratma dedi melekler. Bu yeryüzünde kan dökecek, fesat çıkaracak, edepsizlik yapacak dediler. Cenab-ı Hak emretti ki sizin bilmediğiniz var. Arkasında ekledi melekler. Ve nahnu nusabbihu bihamdike ve nuqaddisulek. Biz seni tesbih ediyoruz, hamd ediyoruz, seni takdis ediyoruz. Ha, bu ayetin tefsirinde yine bu zat Hazreti Bedri diyor ki, yaratılışın gayesi sadece ibadet olsaydı, melekler ibadetlerin her çeşidini yapıyorlardı. İbadet değil. Bir de marifet ve hilafet var. Meleklerde Allah'a halife olacak istidat yok. Onlar makamı malum sahibi. Onlar günah bilmezler. Onlar hep Cenab-ı Hak ne emrettiyse onu yaparlar. La yasun Allah ma ve yefalun ma yu'merun. Allah'ın emrine asi olmaz. Ne emredilmişse onu yaparlar. Ama Hazreti insanda Allah'a halife olma istidat ve kabiliyeti vardır. Ne için yaratıldığımızı anlayarak elimize cemal anahtarını Lehu makalidü semavatı vel arz. Arzın ve semavatın anahtarları Allah'ın kudret elindedir. Ama Cenab-ı Hak kudret eliyle uzatıp da kapıyı açmaz. Kimin eliyle açar? Sizin ellerinizle açar. Ne istiyorsun derler kapıyı çalana. Hazaini lütfu ilahiyanın kapısı, Allah'ın lütuf hazinelerinin kapısı, insan-ı kamildir. i̇nsan kamil deyince kim anlayacağız? Asaleten fakr-ı kainat Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Ama her devirde peygambere bütün varlığıyla tabi olarak onun vasıflarıyla sünnetleriyle şeriatı ve Muhammed i Muhammedi seyyesiyle vasıflanan Menraani al hak sırrını ilan eder diyor Hazreti Bedri için. Kim diyor? Sadık Efendi diyor. Erzincan müftüsü olmakla şöhret olmuş, Ankara müftülüğünden emekli olan, Cumhuriyet'in ilk yıllarında emekli olan Sadık Efendi diyor. Ne diyor? Menraani Kadra'l-Hak sırrını ilan eder. Ne demek manası? Peygamber Efendimiz buyurdu ki beni gören Allah'ı görmüş gibi olur. Bu hadislerindendir. Haşa peygamberimiz insandır. Ama Cenab-ı Hak onu bütün güzelliklerle donatmıştır. Tuva limen raani ve Amenebi ne mutlu beni görene ve bana iman edene. Sonra onları görene, sonra onları görene, sonra da kıyamete kadar onun izlene basa basa gidene. Neticede her devirde peygamberimize Halife-i Tam olan tasavvuf kitaplarında insan-ı kamil, gavs-ı azam, işte kutbu Aktab gibi isimlerle isimlendirilen en büyük veli kimse odur. O ruhtur, kainat sadece bir cesettir. Onunla yaşar. O kainatın ruhudur. Anahtar onun elinde. İnşallah bize de verirse kapıları beraber açarız Cenab-ı Peygamberimize öğretmiş, o da bize öğretiyor şu duayı. Allahümme ya müfettiha lebbab, iftah lena kayral Ey bütün hayır kapılarını açan Allah'ım, bize de hayır kapılarını aç deyip bitirelim. Sohbetimiz bitmedi, bıraktığımız yerden inşallah devam ederiz. Rıza annillahil Fatiha.